Günaydın. Servis kaydı oluşturmak istiyorum bulaşık makinem için. Buse Uslu. Zaten 2 gün önceydi sanırım arkadaşlar gelmişti ama reset atıp bir şey yok diye gittiler. Yine aynı sorunları yaşıyorum. Makinenin altında su birikmesi var. Su gitmiyor. Bulaşık makinesinin tableti o yukarıdaki sepet kısmına fırlatmış. Ama hiçbir şekilde tablet çözülmemiş. Orada bir tablet duruyor. Ondan sonra program bitti sinyali vermiyor. Ben açtığımda da artık bitmiştir diye bütün ışıkları hala sanki makine çalışıyormuş gibi o fırça ışığı da dahil olmak üzere yanıyordu. Evet, adres doğru. Tamam, uygun. Saat belli değil, değil mi yine? Yalnız sizden bir şey rica edeceğim. Geçen sefer de söylemiştim. Lütfen gelmeden yarım saat önce en az, yani o numaralardan birini arayıp bilgi versinler. Yarım saat sonra geleceğiz diye. Geçen defa da söyledim, ona rağmen siteye girerken aradılar. Şansa evdeydim. Bu sefer evde olmayacak kimse. Yani kapıda beklemek zorunda kalırlar. Bilginiz olsun. Yani bunu bu şekilde iletin lütfen. Evet. Evet, yani bizim siteye girerken 2 dakika kala aradılar beni. Tamam, teşekkür ederim. Sağ olun, iyi çalışmalar. Günaydın. Duyduğunuz gibi yine bulaşık makinem bozuk arkadaşlar. Servis kaydı oluşturdum. Bu konuyla ilgili hiç konuşmak istemiyorum. Çünkü böyle şey gibi olacak artık. Yani Allah başka dert vermesin konusuna dönecek. Ama bazen insan hayatındaki başka sıkıntılar, böyle her şey çok üst üste gelince işte böyle saçma sapan bir bulaşık makinesi mevzusuna aşırı yükselmiş gibi olabiliyor. Aslında sıkıldığım, üzüldüğüm, stres olduğum başka şeyler var. Buraya yansıtmak istemiyorum. Yani bugün önce o söyleyeyim ya. Yani amcam 10 gündür, belki 10 günü geçti. Yoğun bakımda, entübe, korona değil, kalple ilgili bir şey ve kendi ayaklarıyla gitti. Yani fenalaşma falan gibi bir şey de değil. Ve her gün daha kötü bir haber alıyoruz ve İstanbul'da değil. Sevk de etmiyorlar İstanbul'a. Şu an sevk edilebilecek durumda değil çünkü. O yüzden rahatça gidip göremiyoruz. Gitsek zaten göremiyoruz. Bir kere gittik Tekirdağ'da bu arada. İçeri giremiyorsun. Ona zaten canım çok sıkkın. Sabah yine kötü bir haber aldım. Amcamın başka rahatsızlıkları da var. Yani daha önce çok direkten döndüğü oldu ve onun bu şansına çok inanıyorum. 17 gün mü? Bir kere daha yoğun bakımda uyutuldu mesela. Yine böyle çok şeydik, hani kötü bir sonuç bekliyorduk. Ve kalktı. Yani kendi ayaklarıyla çıktı. Bir mide rahatsızlığı oldu mesela, doktor apar topar ameliyatı aldılar ve dediler ki yani ameliyattan çıkamayabilir. Vedalaşmak istediği herkesi çağırıp yine çıktı. Ben bu tarz şeyleri sosyal medyada paylaşmayı hiçbir zaman sevmedim. Kendimle ya da ailemle ilgili negatif şeyleri de hiçbir zaman paylaşmayı tercih etmem. Evet, haklısınız. Burada bir bağ kuruyoruz. Burada bazılarınızla gerçekten belki de ailemdeki bazı üyelerle hiç görüşmediğim, konuşmadığım kadar çok konuşuyorum. Herkesin o kadar çok problemleri var ki, bir de kamera açıp kendi hayatımdaki negatif şeyleri anlatarak sizi ekstra böyle boğmayı sevmiyorum. Mesela ben o tarz kanalları izlemiyorum. Böyle sürekli bir şeylerden şikayet eden ya da sürekli negatiflik yayan hesapları Instagram'da takip etmiyorum. Bazı insanların karakteri öyledir. Hep bir şeylerden şikayet eder, hep bir şeylerden mutsuz olur. Ya benim zaten kendi mutsuzluklarım kendime yetiyor ve kendimi böyle küçücük bir şeye bel bağlayarak pozitif hale getirmeye, enerjik hale getirmeye çalışırken hayatımın bir saatini feda edemem diye düşünüyorum. O yüzden benim daha önce kayıplarım da oldu. Video çektiğim, çok düzenli içerik ürettiğim dönemlerde mesela babaannemi kaybettim. Siz bunu hiçbir zaman bilmediniz. Ne Instagram'da paylaştım, ne burada paylaştım. Şu an böyle bir durum var. Bunu da aslında paylaşmazdım ama yani mevzu bulaşık makinesi değil. Of, yüzüm iyice şişti. Şimdi makyaj yapacağım ve Reels çekeceğim. Çünkü bugün önümüzdeki 10 günün tek güneşli günü gözüküyor ve benim gün ışığında çekim yapmam gerekiyor. Neyse, sizin de başınıza şişirdim. 5 dakika önceki halimden eser yok. Şöyle sabitleyelim makyajı. Toparladım bence görüntüyü. Bir alt kirpiklerime rimel süreceğim. Bir de ruj. Tamamız. Eğer isterseniz
size bir videoda böyle Reels'larımı nasıl çektiğimi gösterebilirim. Çünkü Instagram'dan takip edenler bilir. Benim Reels'larımın arkasında böyle başka fotoğraf, önde ben oluyorum. Öncesinde bir araştırma falan da gerekiyor aslında. Başka bir alanda işinize yarayabilir diye düşündüm. Merak edenler olursa, çünkü Instagram'dan böyle soranlara DM'den ufak anlatıyorum hani yapabilsinler diye. Ama merak eden olursa burada böyle bir videoyu kısa bir şekilde, yani hem detaylı hem de çok böyle uzatmadan, karıştırmadan araştırma kısmını nasıl yapıyorum, çekimi nasıl yapıyorum, montajı nasıl yapıyorum paylaşabilirim. Oo, midem guruldadı. Bilmiyorum duyuldu mu? Şimdi makyajımı tamamlayıp artık kamera karşısına geçmeye gidiyorum. Bu arada hava kapadı. Ay, size de bugün o kadar çok söylendim ki hani bu video hiç istemediğim tarzda. Ha, bir Sibel'in çalışması eksikti. Hiç istemediğim tarzda bir video oluyor ama saat şu an 3 oldu. Ben dün sizin izlediğiniz şu saç şekillendirme düzleştiriciyle dalga yapma videosunu şu an yüklemeye bıraktım. O yükleniyor. Ben de inşallah yan komşum olacak beyefendinin partileme keyfi bugün son bulursa, yani bir ara bir Reels çekeceğim. Artık canıma tak etti. Yani şundan nefret ediyorum. İnsanca davrandıkça, şikayet etmedikçe, kapısına polis yollamadıkça, karşılık misilleme yapıp ben de onu rahatsız edecek şeyler yapmadıkça, insanların böyle diğer kişinin özgürlük alanlarını sündürmeye çalışmasından gerçekten nefret ediyorum. Bu arada aşırı acıktım. Daha kahvaltı bile etmedim bugün. Mukbang gibi oldu. Şimdi üstümdekini görünce aklıma geldi. Geçen gün bir arkadaş demiş ki, Buse, sen çok bol şeyler giydiğin için olduğundan daha kilolu gözüküyorsun. Ya evet, aslında ben şu kadarım. Şöyle yapayım hatta. Ama ne yapayım, yani o kadar herhalde ergenlik döneminde benim göğüslerim bir anda çok büyüdü. Biraz daha sandviçimden alayım. Sandviç dediğimde ekmeğe krem peynir sürdüm, onu yiyorum. Benim göğüslerim bir anda çok büyüdü. O yaşlarda hani herkesin her şeyle dalga geçtiği yaşlar ya, dalga geçilirim diye hep böyle işte hırka giyerdim, kamburdur. Mesela benim kamburluğum oradan kalma. Ben bayağı kamburum. Siz beni tabii yandan ya da arkadan çok görmediğiniz için bilmiyor olabilirsiniz ama mesela şu anda da ben normal durulması gerektiği gibi durmuyorum. Normalde böyle durmam gerek. Ben böyle duruyorum sürekli. Bol giymeye alıştım. Sonra kilo aldıkça kiloyu da örteyim mantığıyla bol giymeye devam ettim falan. Öyle kaldı. Şunu çok yaşadım. Mesela dar kesim bir elbise giydiğim zaman ya da vücuduma normal olan, hani dar da değil, normal kendi bedenimde olan bir tişört falan giydiğim zaman insanlar böyle, aa sen ne kadar kilo verdin, ne ara verdin bu kadar kilo falan diyor. Instagram'da da oluyor, gerçekte de bu çok oluyor. Ama aslında hep böyle bol şeyler giydiğim için, yani şunun içine bir tane daha benden sığar. Bakın gördüğünüz gibi. Öyle. Şu ekmeğimin kalanını yiyeyim. Sustu galiba bu adam. Gidip Reels'ını çekeyim arkadaşlar. Yeni bir ben karşınızdayım. Nasıl oldu bilmiyorum arkadaşlar. Yandakine söylene söylene iki ara bir dere iki tane Reels çektim. İşte dün izlediğiniz YouTube videosunu çektim. Hallettim yani. Bugün tamamım. Yarın da Reels çekmeme gerek kalmadı. Yani benim bugün iki Reels çekmek istememdeki sebep, yarın bulaşık makinesi için gelecekler ya, kaçta gelecekleri de belli olmuyor. Böyle tam gün ortasında gelirler ya da çekim yapacağım anda gelirler. Geçen sefer hatırlarsanız çekim bitti, o zaman geldiler. Çekemem. Hani Instagram'ı da boş bırakmak istemiyorum. Yani seviliyor da bu videolar çünkü. O yüzden, ama bugünü tamam hallettik, kapattık. Bilgisayardan YouTube videosunu son ayarlamalarını yapıp yayını açmam lazım. Reels'ı montajlamam lazım. Hala çok işim var. Akşam ne yiyeceğiz onu da bilmiyorum. Yılmaz bugün iki kere beni aradı ama o kadar sinirim bozuktu ki sesimden anladı zaten. Tamam ben seni çok tutmayayım, sonra konuşuruz o zaman dedi. Kapattı. O yüzden o da arayıp hani ne yiyeceğiz demedi. Aklına kesin gelmiştir eminim. Yine kendime gıdılı bir açı mı buldum bakayım. Evet biraz bulmuşum. Şöyle kapayım gıdımı. İşlerim halloldu yani, sizin anlayacağınız. Şimdi bilgisayarın başına geçtim ki videoyu yayınlamadan önce son düzeltmeleri. Maalesef bunlar tabletten, telefondan hala yapılamıyor. Biraz önce story'de de onu söyledim. Üstümden tır geçmiş gibi. Yani gerçekten zaten siz de fark etmişsinizdir. Yani videonun başında böyle çok mutsuz ve böyle depresif, kötü bir haldeydim. Aslında hala öyleyim ama galiba insanın yaşı ilerlemeye başladıkça, mesela 20'li yaşlarımın başındayken nasılsam o gün öyleydim. Yani hiç perdeleyemezdim, maskeleyemezdim. Şu anda da aslında maskelemek değil. Yani evet bir şeyler oluyor, mutlu değilim bu konuda, çok üzgünüm. Ama bir yandan da normal akışında her şeyin devam etmesi lazım. Yani işimin, evimin,
İşte eşimle olan ilişkim vesaire, bunlar devam etmek zorunda. Yaş ilerlemeye başladıkça onu başarmaya başlıyorsunuz belki de. Yani dediğim gibi mesela hatırlıyorum, yani 18 yaşında, 20 yaşında, hatta 25-26 yaşıma kadar eğer o gün bir şeye üzgünsem bütün gün üzgündüm ve yani kolay kolay bunu bir şey değiştiremezdi. Ama artık evet çok üzgünüm ama diğer şeylerde bir yandan devam etmek zorunda. Yani demek ki büyümek böyle bir şey diye düşünüyorum bazen. Bir başlık koyayım. Ya ben bu YouTube videolarına başlık koyma konusunda çok kötüyüm. Bana bir kere influencer bir arkadaşım şey demişti. Sen başlıklarını iyi seçebilsen senin izlenmelerin 5-6 katına çıkar demişti. Çünkü içeriğin güzel ama başlıkları hiç ilgi çekici koyamıyorsun demişti. Gerçekten koyamıyorum. Yani nasıl koyacağım? Bilmiyorum ki, yapamıyorum ya. Ne koyacağım şimdi ben buna? Bilgisayarım artık o kadar yavaşladı ki. Çok eski benim bilgisayarım. Biz akşam yemeğimizi yedik. Yılmaz sağ olsun gereken tavuk pilav getirmişti. Şimdi ayranım kaldı, onu içiyorum. Bir yandan da Sıcak Kafanın son iki bölümündeyiz. Onu izliyoruz. Günün en güzel anı tavuk pilav yediğim andı. Yani günün kötülüğünü siz düşünün. Ama bütün işlerimi hallettim arkadaşlar. Şimdi geriye sadece yarın servis gelmeden önce bulaşık makinesinin halledilmesi kalıyor. Makinenin içindekiler. Gerçi bu sefer diyorum ki acaba makinenin sepetlerini çıkarıp kenara yere koysam, hiç uğraşmasam mı? Saçım da tam bir böyle şey. Gelinin görümcesi düğünden dönmüş, hemen böyle bir saçını toplamış, üstünü değişmiş, dedikoduya oturmuş gibi. Daha makyajımı da çıkaramadım. Kendimi yine başladığımız noktadaymış gibi hissediyorum. Alt sepeti şuraya çıkardık. Yılmaz dedi ki makineye götürmeleri gerekirse sepetler de gerekecek. Sonra yine kendisi bulaşıkları yıkamaya üşendiği için, daha doğrusu yardım etmeye, dedi ki ya öyle bir durum olursa hani bulaşıkları hemen çıkarırız içinden. Bu sefer bu arada makine hiç yıkamamış. Yani geçen sefer yine bir yıkanmış gibi gözüküyordu. Neyse işte kenara çıkarır koyarız. Sonra makineyi alıp götürdükten sonra onlar biz yıkarız dedi. Sonra benim içime sinmedi. Yani kokar bunlar arkadaşlar. Hiç sevmediğim şeyler, özellikle mutfakta. O yüzden yıkamaya başladık. Biraz önce birazcık yıkadık. Şimdi Yılmaz bilgisayarın başına gitti. Ben de bir tık dinlendim. O yüzden devam edeceğim. Şunları bitireyim. Oradan biraz bir şeyler yıkayayım. Sonra kurulama işini de Yılmaz'a atacağım. Bakın mesela deterjanı buraya fırlatmış ama deterjan hiç çözünmemiş bile. Ve içi de yine aynı şekilde su dolu. Bulaşıkları yıkadım. Yılmaz'a da kurulayıp yerleştirme işini itelemeyi planlıyorum. Şimdi Netflix'te bu Harry ile Meghan'ın belgeselinin ilk bölümüne başladım. 3 bölüm yayınlandı biliyorsunuz. Bir bakacağım, izleyeceğim. Eğer sıkılmazsam devam ederim diye düşündüm. Bölümler bayağı uzun ya. Yani 55 dakika falan mini dizi gibi bir şeymiş. Böyle mumlarımı yaktım. Şurada da çikolatam var. Bu çikolatayı çok beğendim. Godiva'nın düz sütlü çikolatası. Bayağı güzel. Bunun bu arada tuzlu karamelli olanı da çok iyi. Kendime bir de kahve koydum. Normalde aslında ben artık böyle günde 2-3 kahve içmiyorum. Ama bu ara yine bir sapıttım. Bakalım sonumuz hayır olsun. Şöyle ufak bir keyif yapıyorum. Şimdi yüzüme bu arındırıcı kil maskesini yapacağım. Bir süredir her gün üst üste makyaj yaptığım için biraz böyle cildimin bir arınmasını istiyorum. Bir de bu yağlanmayı, özellikle T bölgemdeki yağlanmayı birazcık belki dizginler diye düşündüm. Maskeyi uyguladım ama içinde o kadar çok ürün varmış ki yani gerçekten 2-3 kişiye daha yapabilirdim. Ağzımı direkt böyle komple açtığım için herhangi bir şekilde saklayamam nasıl içindeki kil kurur diye atmak zorunda kaldım. Yani bol bol da sürdüm, normalde bu kadar çok sürmezdim. Videoyu burada bu suratımla bitiriyorum artık. Çok uzun bir video olmasın. Bu arada montaja başladım. Günün ilk kısmında sizinle o dertleşme, daha doğrusu bir anda patlama anımda. Eğer canınızı sıktıysam, sizi de üzdüysem gerçekten çok üzgünüm. Aslında bir düşündüm acaba çıkarsam mı oraları diye ama bu sefer videonun hiç başı yok. Hani saçma sapan bir şey olacaktı. O nedenle koymaya karar verdim. Mümkün olduğunca aralarda bazı yerleri kestim bu arada. Demek ki dertleşmeye ihtiyacım varmış. Siz direkt olarak fiziken yanımda olmasanız bile bazen sosyal medyada böyle bir iş yapıyor olmayı, burada hayatımı paylaşıyor olmayı bu açıdan seviyorum. Bugün mesela
Instagram'dan da storylerimden bir tanesi, ya bu ruj sana çok yakışmış yazdı bir takipçim, Büşra. Onunla biz DM'den böyle çok konuşuyoruz. Buradan da galiba izliyor beni. Ve ona da dedim yani bugün o kadar boktan bir gün geçiriyorum ki, ha, boktan demedim galiba kıza ama çok boktan bir gün geçirdim. Çok iyi geldi bu söylediğin dedim. Gerçekten bazen hiç farkında olmadan birinin hayatına böyle küçük de olsa güzel bir dokunuş yapabiliyorsunuz. Bugün beni dinlemeniz de benim için çok önemliydi. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.